Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'de insanlara amel yaptığınız halde, yaptığınız amelleriniz aman ha boşa gidebilir anlamındaki uyarıyı ifade eden Arapça ifadesiyle habidat amaluhum Türkçe ifadesiyle amellerin boşa gitmesi kavramını inşallah beraber işleyeceğiz. Değerli kardeşlerim habita kelimesi bir şeyin boşa gitmesi demek. Yani bizim anlayacağımız Türkçe anlamı bu. Ama şimdi Arapçada bir kelimenin geniş izahı vardır. O izah belki bizim bu kelimeyi çok daha geniş anlamamıza sebep olabilir. Nedir o? Habita kelimesi şu demek. Bir hayvan o kadar yiyecek yedi ki mideyi bozdu ve başka bir yere gitti içindekilerin hepsini çıkardı. Buna habita der Araplar. Yani elde edilen, gelir gibi görülen ne varsa bütün bunların her birinin hiç ummadığımız bir anda elden çıkması demek. Hapi tapu demek. Yani bundan istifade edemiyoruz. Nasıl ki o hayvan yediği o gıdadan hiç daha vücutta dolaşmadan istifade edemediği gibi insan da amel yapıyor ama yaptığı amel kişinin ahirette hiçbir işine yaramıyor. Peki neden diye sormak gerekmez mi? Ya elbette gerekir değil mi? Ya ben bu kadar çalıştım, çabaladım, uğraştım ama ahirette benim elime hiçbir şey geçmiyor. Ya neden ben boşuna çalışayım? Değil mi? Hani bunu deriz. Her birimiz insan olmanın gereği deriz. Peki bu habidat amaluhum şeklindeki ayetlerin neyle alakalı olduğuna öncelikle şöyle bir geniş bakalım. Birincisi Allah'a şirk koşan insanların anlatıldığı ayetlerde geçiyor. Yani Allah'a iman etmekle birlikte Allah'a ait sıfatları başka varlıklara da veren insanlar. Bu insanlar amel ediyor. Yani Müslümanların bu dünyadaki ibadetlerini yapıyor. Müslümanların ahlakıyla ahlaklanmaya çalışıyor. Ama şirkten de geri adım atmıyor. Kendince namaz kılıyor hacca gidiyor, zekat veriyor, iyilik yapıyor. Peygamberimize salatü selam getiriyor ama şirkten de vazgeçmiyor. Şimdi bu insanın ameli ne oldu? Boşa gitti. Ayetleri az sonra aktaracağım ama önce bir geniş bakış açısıyla bakalım. İkincisi münafıklar. Aynı şekilde kişi münafıksa amel işler mi münafık işler. Ama onun yaptığı ameller ne olur? Hepsi boşa gider. Üçüncüsü, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Zaten habitat, <laughs> amaluhum kelimesiyle anlatılanların tamamı imanını kaybeden insanları anlatıyor Rabbimiz. Onların amellerinden bahsediyor. O zaman bizim şöyle bir e, kendimizi sorgulamamız gerekir. Ya benim acaba imanım Allahü Teala'nın istediği gibi mi? Doğru mu? doğru yerde mi imanım diye kendi kendimizi test etmemiz gerekir. Evet Allah'ın ayetlerini inkar etmek. Şimdi daha önce Kur'an-ı Kerim'le alakalı yapılan çalışmalardan örnekler vermiştim. Orada şunu ifade ettiğimi hatırlıyorum. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alakalı topluma soru soruluyor. Deniliyor ki Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bütün ayetler bizim hayatımızın kanunu olsun, anayasası olsun. Yani bizim hayatımızda Kur'an-ı Kerim bağlayıcı olsun. Bunu ister misin diye sorulduğunda bizim Türkiye'de sadece yüzde beş kişi Evet ben Kur'an'ın anayasa olmasını isterim. Kur'an'ın ahkamıyla, hükümleriyle bir hayat yaşamak isterim. Devlet anayasası, devlet kuralları Kur'an'a göre olsun diyor. Ama %95'i toplumumuzun hayır diyor. Ya ben Kur'an'a inanırım ama Kur'an bizim hayatımızda <laughs> sadece kutsallığı kalsın, hayata karışmasın tarzında bir bakış açısı var. Şimdi bu insanlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiğinin farkında mı? Hayır, değil. Ne yaptılar da şimdi inkar etmiş oldular? Allah'ın ayetleri şuraya konup da kutsanacak veya bu şekilde ona hürmet gösterdiğimizde, kutsadığımızda ona karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik anlamına gelmiyor. Allah'ın ayetlerini, ayetleri ne için var? Hayatımızı ona göre e, yaşamak için var. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlar onlar da ibadet yapar mı? Yapar. Yaptıkları amel ne olur? Hepsi boşa gider diyor. Rabbim söylüyor. Devam edelim. Dinden dönen insan yani Müslümandı. Döndü insan farklı bir dine girdi. Bütün amelleri boşa gider. Allah'ın hükümlerini kabul etmemek amelleri boşa çıkarır. Sadece dünya hayatını esas maksat yapmak, yani bugün bizim kapitalizm dediğimiz, yani menfaat, para, çıkar, bunu kıble edinmek, hayatın merkezine koymak, bunlar amelleri boşa çıkarır. Sadece dünya hayatını esas maksat yapmak, Allah'a ve Resulüne itaatsizlik, bu da amelleri boşa çıkarır. Sesini peygamberin sesinin üzerine çıkarmak, yani kendini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözünden, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu yerden daha üst makamda görmek veya Peygamberimizi böyle aşağıda görmek, e, amelleri boşa çıkarır, iyilikleri başa kakmak, amelleri boşa çıkarır, Allah'ın razı olduğundan hoşlanmamak, amelleri boşa çıkarır, kötü ahlak, amelleri boşa çıkarır, haset etmek, amelleri boşa çıkarır. İşçisine zulmetmek amelleri boşa çıkarır. İffetli kadına iftira etmek amelleri boşa çıkarır. Kadının, kocasının iyiliklerine nankörlük etmesi yine amelleri boşa çıkarır. Şimdi burada ne anlayacağız? Bu amellerin boşa çıkmasından ne anlayacağız? Şimdi matematikte sıfır sayısı var değil mi? Bu sıfır sayısı Çarpmada, çarpma işleminde buna ne diyoruz? Yutan eleman diyoruz değil mi? Sıfır çarpma işleminde yutan elemandır. Toplamada etkisiz elemandır. Şimdi çarpmada düşündüğümüzde yutan eleman, yani bizim diyelim ki e, trilyonlarca sevabımız var. Ama şu az önceki saydıklarımdan birisini yaptık ve tevbe etmedik, dönüş yapmadık. Ne oldu? çarpı 0 sıfır eşittir 0'a dönüştük. Şimdi kendimize şöyle düşünebiliriz. Aa ben dünyadayken neler neler yaptım. Bak şuraya riayet ettim. Rabbimi razı etmek için şuraya koşturdum. Şunu yaptım. Doğru. Bunları yaptın. Yapmadın demiyor zaten Cenab-ı Hak. Yaptın. Ama Rabbim bu amelin kıyamette ahiret gününde senin karşına bir değer olarak çıkması için, ödül olarak çıkması için Rabbimin şartı var. Nedir o? İmanını bozacak bu dünyada, imanın gitmesine sebep olacak ne varsa, bunlardan uzak duracaksın diyor Rabbimiz. Şimdi uzak durmadık. Ha, o zaman kendim ettim, kendim buldum der. Kendimize kızarız Daha başkasında kızmamıza gerek kalmaz Şimdi değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin Namaz kılmasından bahsediliyor Onların salatı deniyor Değil mi ayet-i kerimede Sonra müşriklerin Tevbe suresinde Hac yaptıklarından bahsediyor Eminim O müşriklere mikrofon tutsak Desek ki Neden hac yapıyorsunuz Sevap demiştir Muhtemelen buna benzer bir cevap verir neden namaz kılıyorsunuz Kabe'nin yanında denildiğinde o müşriklere? Muhtemelen evet biz e, Cenab-ı Hakk'ı Rabbimizi memnun etmek istiyoruz derler. Peki bu yaptıkları yanlış mı? Hayır amel doğru. Yanlış olan ne? İmani meseledeki problemleri. Evet iman bir bütündür. Onun 0,1 bile olsa içinden bir şeyi kaybettiğimizde iman komple gider. İşte bu habidat amaluhum ayetleri de daha çok imanla alakalı ayetler. Şimdi örnekleyelim o ayetlerden de. Bakara suresi 217. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki sizden her kim dininden döner ve kafir olarak can verirse artık onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Bak burada dinden dönmekten bahsediyor. Kişi müst Müslümandı. Ne oldu? Ateist oldu. Deist oldu. Veya Hristiyan oldu. Yani İslam dininden farklı bir dine geçti. İslam dinindeyken yaptığı bütün ameller ne oldu? Boşa gitti diyor Rabbimiz. Devam edelim. Ali İmran suresi 21 ve 22. ayetleri. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, İnsanlardan adaleti emredenleri, öldürenler var ya, onları elem dolu bir aza bile müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş insanlardır. Şimdi Cenab-ı Hak iş olsun diye bu ayetleri göndermemiş. Bu ayetler kıyamet gününde bunların mucibince hesaba çekilecek miyiz? Evet çekileceğiz. Ha o zaman yani yaptığımız amelin ahirete taşınabilmesi için, ahirette karşılık görebilmesi için ne gerekliymiş? Cenab-ı Hak onlara anlatıyor bu ayetlerde. Habidat amaluhum ayetlerine bunlardan bahsediyor. Bir diğer ayete bakalım. Maide suresi 5. ayet. Kim imanı inkar ederse bütün yaptığı işler boşa gider. Enam Suresi 88. ayetinde işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini buna iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşarlarsa yaptıkları boşa gider. Evet, bu okuduğumuz ayetlerde bakın her birinde itikadi olarak inancında problem olan insanların Amellerinin ahirete gitmeyeceğini veya ahirette ödüllendirilmeyeceği anlatılıyor. Arap Suresi 147. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmaya yalanlayanların ameli boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler." Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz bu ayetlerle ilgili. Ya kişi zaten Allah'ın ayetlerini Kabul etmiyor, ahiret günde de kabul etmiyor. Peki bu insan nasıl olur da iyilik yapar? Yani hangi duyguyla iyilik yapar? Şimdi değerli kardeşlerim, e, iyilik yapan insanların her birisine mikrofon uzatsak e, çok farklı düşüncelerle insanların iyilik yaptığını görürüz. Cenab-ı Hak da imanında problem olan insanların yaptığı bu iyiliklerin asla katında bir değerinin olmadığını, görünüşte her ne kadar iyilik gibi görünse de Cenab-ı Hakk'ın yanında o iyiliğin değer kazanabilmesi için ne gereklidir? İmanının Allah'ın istediği şekilde olması gereklidir. Evet, mesela bir başka ayete bakalım. Rabbini inkar edenlerin durumu şudur. İbrahim suresi 18. ayet. Onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirete yararını görmezler. İşte bu derin bir sapıklıktır. Şimdi diyelim ki şu okuduğum, buraya kadar okuduğum 5-6 tane ayet-i kerimeyi gerçekten iman etsek, yani şimdi iman ediyoruz mu? İman ediyoruz. Ayrı bir şey ama şimdi bu Burada derinleşebilsek ne yaparız? Muhtemelen bu işin üstadı olan birine gider. Hele bir benim imanım Cenab-ı Hakk'ın istediği iman mıdır? Hele bir e, bana sor da benim imanımı bir test edelim, bir gözden geçirelim. Ahirete yanlış bir imanla gitmek istemem diye e, tir tir titremez miyiz? Evet titreriz değil mi? Bunu yaparız. Neden? Çünkü mesele amel yapabilmek. Evet, ama o amelin ahirette karşılık görebilmesinin ancak bu dünyadaki doğru imanla mümkün olduğunu bilince ne yaparız? Evet, amelle birlikte inancımızı da sorgularız. Bundan dolayı itikadi meseleleri e, inceden inceye anlamaya çalışırız. Mesaimizi buraya yöneltiriz. Şimdi birkaç tane daha örnek vereyim. Ee, Habidat amaluhum ile alakalı ayetlere. Zümer suresi 65. ayet-i kerimesi Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Şimdi habidat amaluhumla alakalı ayetlerin büyük kahir ekseriyeti Allah'a şirk koşmakla alakalı. Şimdi ben size şirkin tanımını şöyle anlayacağımız dilde bir tanımlayayım. Şirk ne demek? Şirk Allah'a ait olan isim, sıfat ve fiillerin yani bizim bildiğimiz Esmaül Hüsna'nın başka bir varlığa verilmesidir. Yani diyelim ki Allah Es-Samet'tir Celle Celaluhu. Ne demektir? Bütün kendisine ihtiyaç duyanların ihtiyacını karşılayan ve kendisinin hiçbir şeye ihtiyacının olmaması demektir. Biz eğer şöyle dersek benim kimseye ihtiyacım yok veya filancanın hiç kimseye ihtiyacı yok diye buna inanırsak Allah'a ait olan samet sıfatını bir başka insana verirsek ne yapmış oluruz? Şirke düşmüş oluruz. Peki şirkin tevbesi var mı? Var. Nasıldır tevbesi? Öyle Estağfurullah Estağfurullah demek midir? Hayır. Şirkin tevbesi bu değildir. Peki nedir şirkin tevbesi? Şirkin tevbesi ne ile şirke düşmüşsek oradaki yanlış bilgimizi öncelikle düzeltmek, daha sonra yaptığımız yanlış ameli, davranışı doğrusuyla değiştirmek, sonra da ellerimizi açıp Rabbim senden özür diliyorum. Şöyle bir hata yaptım. Yenice farkına vardım. Beni affeyle Rabbim diye dua etmektir. Şimdi Allahü Teala'nın yaklaşık 150 ismi şerifi var. Hadi yuvarlak söyleyelim. Şimdi 150 ismi şerifini bilmeyen bir insanın şirke düşme ihtimali var mıdır? Hem de yüzde yüze yakındır. O halde amelimizin boşa çıkmaması için bizim en çok dikkat edeceğimiz mesele şirk konusuysa şirkin de sadece Allah'ın esma Hüsna'sıyla alakalı olduğunu bilirsek, o halde hani bir müminin en çok dikkat etmesi, en öncelemesi gereken imani meselenin ne olduğunu görür. Esmaül Hüsna, Cenab-ı Hakk'ı tanımayla alakalı bilgiler olduğunu görür. Yani kendi adını, soyadını, TC'sini nasıl biliyorsa, Cenab-ı Hakk'ın da evet şu ismi, şu anlama gelir, Bendeki tecellisi şudur, kainattaki tecellisi şudur şeklinde her bir ismini kendi adını bildiği gibi bilmesi gerekir. Bu şekilde bilirse şirke düşme ihtimali sıfıra yakın olur. Hatta sıfır olabilir. Ama hiç zahmet edip de Cenab-ı Hakk'ı tanıma gayreti göstermezse, sonra da e ne yapalım canım biz anlayamıyoruz, o kadar da bilemiyoruz, o kadar bilemiyorsun ama borsada hangi hissenin çıktığını, hangisinin indiğini bilebiliyorsun değil mi? Tuttuğun takımın hangi futbolcusunun hangi takımdan geldiğini bilebiliyor musun? E onu da biliyorsun. Demek onları bilen beyin Esmaül Hüsna'yı da bilebilir. Yani böyle bir mazeret uydurmayalım, üretmeyelim. Çok önemli bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de Habidat amaluhum diyor Rabbimiz. Amelleriniz boşa gider diyor. Bizler de amellerimizin boşa gitmemesi için hem Esma Lüsna konusuna hem de diğer imani meselelere dikkat edersek amellerimiz inşallah sanki böyle mühürlü, noterden tasdikli bir e, zarfın içine konup ahirete inşallah hiç zayi olmadan göndermiş oluruz. Ama e, imani meselelere çok dikkat etmez de sadece amel üretmeye çalışırsak İmandaki bir problem matematikteki sıfırın güten eleman olduğu gibi çarpı sıfır eşittir sıfıra getiririz ki kendi ayağımıza kendimiz kurşun sıkmış oluruz. Evet değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde de Kur'an-ı Kerim'deki önemli uyarılardan birisi olan Habidat amaluhum amellerin boşa gitmesiyle alakalı Kur'an uyarısını ders olarak işledik. İnşallah başka bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.